Dilan Polat ve Engin Polat'la alakalı farklı bir olay yaşandı. Dilan Engin Polat çifti 5 sene öncesine kadar son derece sade bir hayat sürerken, yaşadığı yerleri de gördük kendilerinin, bir anda inanılmaz bir para akışına, inanılmaz bir paraya sahip oldular. Ve en enteresanı ve belki onların sonunu getiren de buydu. Bunu göstere göstere yaşamaya başladılar. Son etapta ulusal bir kanalda kahvesine altın tozu atarak kahve içmesi ve aynı yayında günde 750 bin TL harcadığım oluyor diye kurduğu bir cümle sonunda incelemeye alındılar. Başlangıcın neydi? Bu laflardan, bu göze batmadan sonra mı takip başladı, yoksa daha öncesinde başlanan bir takip, inceleme var mıydı? Bildiğimiz kadarıyla daha öncesinde de bir ihbar varmış. Daha doğrusu bunu daha yeni öğreniyoruz. Ancak tabii kamuoyunun gündemine bu sizin bahsettiğiniz yayınla girdi. Bu açıklamalardan sonra daha sık kamuoyu tarafından baskı oluşturulacak şekilde bir takip başladı. Ve devamında da MASAK raporlarının olduğu söylendi. Ortaya çıkmasa da herkes bir MASAK raporundan bahsetmeye başladı. Bu süreçte de Dilan Polat, Engin Polat yayınlarına devam ettiler onlar da. Sosyal medyadan video yayınlamaya, fotoğraf yayınlamaya devam ettiler ama son gelinen süreçte ortada. Evet, o MASAK raporunun içeriği hakkında peki bilgi alabiliyor muyuz? MASAK raporunun içeriği hakkında kimsenin bir bilgisi yok. Bakın, biz bunu çok fazla söylenti olduğu için bir Twitter odasındaki yayınla belirttik aslında. Varsa elinizde böyle bir rapor, getirin ortaya koyun, konuşalım. Ama böyle söylediğimizde işte X gazetesi bunu söylüyor, Y gazetesi bunu söylüyor. Biz o ya, duyum üzerine insanların özgürlükler üzerine baskı oluşturulması doğru değildir. İnsanları suçlu addetmek hiç doğru değildir. Biz böyle duydukla bu işler olmaz. O zaman herkes herkes hakkında bir şeyler duyar, herkes herkesi suçlamaya başlar, kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışır. MASAK raporu, MASAK ön raporu olduğu evet biliniyor, dosyada var ama ısrarla bunu söylüyorum ben. Dosyada kısıtlılık kararı var. Taraflara, tarafların avukatlarına hiçbir şekilde dosya gösterilmiyor. Peki vakti zamanında dosyada taraf olarak bulunduğum zamanda dahi benim göremediğim dosyadaki rapora bu insanlar nasıl ulaşıyor? Ulaştılarsa çok ayrı bir rezillik hukuki olarak, ulaşmadan böyle şeyler söylüyorlarsa ayrı bir rezillik. Evet, o Twitter Space odaları, yani sohbet odaları dediğimiz yerlerde hani çok fazla girmemeye çalışıyorum ama izlediğim zaman özellikle Dilan Polat'la alakalı olan sohbet odalarına dinleme amacıyla girdim. İnsanlar gayet iddialı, gayet yükselerek konuşuyorlar. Savunanları var, karşı olanları var, dediğiniz gibi ispat sunanları var. Bunu hangi hukuki dayanarak yapıyorlar o da belli değil. Yani bir şey hakkında suçlama yapıyorsan bunun dediğiniz gibi bir kaynağını belirtmek gerekiyor. Oradan duydum, buradan duydum şeklinde olmuyor. Peki sizin onların avukat olma süreciniz nasıl başladı? Ben Dilan Engin Polat'ın yaklaşık 7-8 yıl öncesinden beri avukatıyım. Yeni avukatlığını yapmaya başlamışız gibi yansıtıldı ama değil. 7-8 yıl öncesinden, ilk şubeleri, merkezlerinin olduğu dönemden beri avukatlıklarını yapıyorduk. Son 3 yıldır şirketlerin içine başka avukat arkadaşları dahil ettikleri için bizim çok fazla dosyalarla iç içe olmadığımız bir dönem geçirdik ama yine devam ediyordu tabii şirket avukatlıkları ve şahsi avukatlıkları. Yanılmıyorsam 2016-17'den beri devam ediyor bizim. 5 seneden bahsediliyor. 5 senede korkunç bir yükseliş oldu şeklinde bahsediliyor. O civarlarda demek ki. Hı hı. Peki o yükselişi sağlamak için nasıl, kim onlara ulaşıyor ya da onlar kime ulaşıyor da burada sadece bir güzellik merkezinden, sayısız güzellik merkezinden herhalde bahsetmiyoruz. Sayısız güzellik merkezini açabilmek için bile çok büyük bir sermayeye sahip olmak gerekiyor. Hani bırakıyorum illegal bir şey yapıyorlar mı kısmını ama sayısız güzellik merkezini açabilmek için de bir paraya ihtiyaçları var. O akış paraya nasıl başladı? Paraya ihtiyaçları yok aslında. Niye yok? Çünkü franchising yöntemiyle, sistemiyle çalıştıklarını söylüyorlardı. Ki burada 130 şubeden bahsediliyordu en son. İnsanların bir isim hakkı ödeyerek, aylıkta belli bir bedel, kazançları üstünden bir bedel ödeyerek isim haklarını kullanma durumundan bahsediliyor. O yüzden bir bedele ihtiyaçları, büyük paralara ihtiyaçları olmuyordu. Çünkü zaten bu ismi kullanarak güzellik merkezi açan kişiler Dilan Engin Polat çiftine para ödüyorlardı resmi olarak. Burada
Dilan'ın özellikle sosyal medyada yükselmesinden sonra kazançlarının çok arttığı dile getiriliyor. Yani sosyal medyanın katkısı mı oldu kazancı? Onu mu demek istiyorsun? Tamamen sosyal medya üzerinden zaten kazanç sağlandı. Ben şu an şu andan bahsetmiyorum. Bu gelişim zaten sosyal medya üzerinden oldu. Dilan'ın tanınmasıyla, takipçi sayısının 5-6 milyonlara, 7 milyonlara ulaşmasıyla. Zaten herhangi bir ürün tanıtımı yaptığında çok yoğun taleple karşılaşıyorlardı. Ama bu işin içinde kara para var mıdır yok mudur hala ısrarla söylüyorum. Bunu hiç kimsenin şu anda dosyayı inceleyen savcı dışında herhangi bir kişinin, MASAK raporunu hazırlayan kişiler dışında herhangi bir kişinin bilme şansı yok şu anda. Evet, ama o da inceleme altında herhalde şu anda. Şu anda inceleniyor. Belli yerlere uzandığına dair iddialar var. Çok net olmasa da bununla birlikte. Daha sonra da zaten şimdilik birazcık geride duruyorsunuz hani avukat olarak. Ben şu anda dosyanın içinde değilim. Değilsiniz, evet. Dosyanın içinde değilsiniz. Bir de Dilan Polat'ın bulunduğu site içerisinde bir doğum günü partisinin ardından yandaki komşuyla sesle alakalı, araba parkıyla alakalı bir arbede yaşandı. Hatta görüntüleri de ortaya çıktı. Engin Polat'ın da o kavga esnasında aktif bir şekilde karşı tarafa vurduğu falan görülüyor. Arkasından böyle bir şey olduğu söyleniyor. Bir de bir savcının Dilan Polat'ı çağırdığı, Dilan Polat'ın da son derece ukala bir şekilde savcıya cevap verdiği, savcının bundan sonra Dilan Polat'ı takip aldığı gibi bir iddia var. Şimdi bu olaylar hakkında, Dilan Polat, Engin Polat hakkında o kadar büyük bir bilgi kirliliği var ki, herkes aklına eseni söyleyip uydurma haberlerle beğeni toplamaya çalışıyor, etkileşim almaya çalışıyorlar. Bakın o olay, evet doğru, bir kavga yaşandı. Evet, savcılıkta dosyası var. Ama savcılığın, şimdi bir savcının numarasını normal bir vatandaşın bilme şansı yok. Savcının araması üzerine, çağırması üzerine geri dönüş var telefonla. Savcı aradığı için, ifadeye çağrıldığı için, böyle bir durumları bilmediği için geri dönüş yapıyorlar. Savcı da ondan sonra diyor ki, benim telefonumu nereden buldun? Denildiği üzere, siz bizi aradınız, biz size dönüş yapıyoruz diye cevap verildiğinde de buradan beni aramayın, ifadeye gelin deniyor. Ondan sonra da zaten ifadeye gidildi. İfadeye gidildiğinde de ben o ifadenin içindeydim avukatları olarak. Gayet hukuk çerçevesinde gayet kanuni ifadeleri alındı ve bırakıldılar. Bu durum öyle bahsedildiği gibi her olayda infial yaratılmaya çalışılma çabası çok kötü bir görüntüye sebep oluyor. Hukukun zaten artık tamamen dışına çıkıldı. Bu dosyada hiçbir şekilde hukuk dinlenmiyor, hukuk tanınmıyor. Ben Dilan Polat'ı ya da Engin Polat'ı savunma derdinde değilim. Elbette. Zaten çok savunmak istesem dosyadan çekilmezdim. Ama ben hukuku savunmak zorundayım. Çünkü bu hukuk bir gün hepimize lazım olacak. Bugün evet onlar da suç işlemişlerse cezalarını alacaklardır. Suç varsa ceza var. Ama hukuksuzluk doğru bir şey değil. Bizim masumiyet karinemizin hepimiz açısından korunması gerekmekte. Benim burada savunduğum X, Y şahıslarının hukuki hakları değil ya da masumiyet karineleri değil. Hepimizinkini savunmaya çalışıyorum. Çünkü bugün onlara, yarın bize. Bu kadar hukukun dışına çıkılmaması gerekiyor. Ne dosya gizliliği dinleniyor, ne soruşturma gizliliği dinleniyor. Herkes uydurma haberlerle, uydurma bilgilerle. Bakın size bir örnek vereyim operasyonla ilgili. Söylenen şu ki inanılmaz bir operasyon yapıldı. Sarı zarflar dağıtıldı. Gece 3'te zarf açıldı ve adreslere gidildi. İşte gizli olarak verilmiş memur arkadaşlara, amir arkadaşlara ve gece 3'te adreslere gidildi deniyor. Açıkça söylüyorum, çok büyük bir yalan bu. Bu haberi ısrarla yapan kişi yalan söylüyor. Gece 3'te verildiyse bu zarf, aynı gece saat 1'de 1 ile 1.20 arasında siteye gelen polisler başka polisler miydi? Ben o arama yapılmaya gelindiğinde oradaydım. Dilan Polat'ın evindeydiniz. Evet, hem site başkanı olarak bana bilgi verilmek durumundaydı. Siz aynı sitede. Evet evet, biliniyor zaten. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Çok da dedikodusu çok yazıldı, çizildi maalesef. Evet, evet. Alın size bambaşka bir yalan. Şimdi böyle bir şey niye yapılır? Niye ilgi çekilmeye çalışılıyor ısrarla? Evet, bir
suç varsa, eylem varsa bunların karşılığı elbette alınacaktır ama hukuk önünde, kanun önünde, hakim önünde dikkat çekmek adına, etkileşim alabilmek adına, isim yapabilmek adına bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz ama hani her gün öyle bir okuyoruz geçiyoruz da işte şunu da yapmış, şurayla da bağlantısı varmış gibi bazı şeyler çıktı. Kara para vesaire, yani onlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Onlar ispatlanmamış olsa basına yansır mı? Basına yansıyan her şey doğru mu? Her şey ispatlı mı? Söylüyorum ama kimden size. Kimden geldiğine bağlı yani. O bilgi nereden geliyor? Mutlaka ya geliyor? Polis içinden sızıyor bu bilgi. Çünkü taraflardan sızma şansı yok. Size söylüyorum dürüstçe açıkça. Polis içinden sızsa bile polisin böyle bir şey hakkında doğru söylememesinin sebebi ne olabilir? Bilgi sızdırmak ayrı, bir kişinin bir herhangi bir kişiye karşı biz kara para aklıyor diyebilmemiz için önümüzde bir done olması lazım. Böyle bir iddia olması farklı bir şeydir. Kara para aklıyor demek farklı bir şeydir. Kara para aklıyor dendiği zaman siz bir kişiyi suçlamış olursunuz. Şu anda bu kişilerin suçlanması mümkün değil. Ortada daha iddianame yok. Ortada belge yok. Kimse dosyayı göremezken kara para aklandığı iddia ediliyor. Herkes o zaman iptal etsin işlemlerini. İşte bir ara sponsor oldukları yerlere de saldırıyorlardı. Niye? Herkes hakkında soruşturma olabilir. Sizin hakkınızda da gidip herhangi biri suçluyorsa İddia yapılabilir. Benim hakkımda elbette, da bulunabilir. Elbette. Ama şimdi Sayın Çağdaş Çelik, şöyle bir şey var. Avukat olarak sormuyorum size. Hı-hı. Normal iki arkadaş sohbet ediyor gibi. Her şeyin bir mantığı var. Evet. Her şeyde ispat gerekmiyor. Yani günde benim 750 bin TL harcamam için, hı-hı, yani yılda bile harcayamam, günde harcayabilmem için bu paranın bir gelişi var. Yani bu sosyal medyadan çok da sağlanabilecek gibi bir şey değil. Kim Kardashian'dan bahsetmiyoruz, hı-hı, veya türevlerinden bahsetmiyoruz. Sen Dilan Polat'sın. Dilan Polat denilen kadını 2 ay öncesine kadar %70'imiz tanımıyordu. Tanıyan var, 7 milyon insan izliyor ama ben o profili az çok inceledim, baktım kimler olduğuna. Çok değerliler, tabii ki pırıl pırıl gençler de var. Belki özeniyorlar, belki örnek alıyorlar vesaire, onu bilemem. Hiç düşünmediniz mi Çağdaş Çelik olarak siz de bu paranın kaynağı nereden geliyor? Yani hani ben sizin avukatlığınızı yapıyorum da kardeşim, koy şu evrakı, şu makbuzu, şu faturayı sen benim önüme de yarın öbür gün başına bir şey gelecekse en azından bir bakalım, seni uyarayım vesaire. Gelmedim. Çok samimiyetimle şimdi soruyorum bunu. Ben de size samimiyetle cevap vereyim. Her şeyden önce kara para denilen suçtan elde edilen mal varlığının aklanması suçunda avukatların böyle bir husustan bilgi sahibi olması halinde bildirim yükümlülüğü var. Bir kere ben böyle bir şey hissetsem, görsem, bilsem bunu zaten müvekkile değil devlete, polise, yetkililere bildirme yükümlülüğüm var. Kanunen siz ikna zorunlu oldunuz yani o paranın sosyal medyadan geldiğini. Ben sosyal medya, zaten Twitter dışında herhangi bir sosyal mecrada bulunmadığım için ne yayınladıklarını görme durumumda olmuyordu doğal olarak. Sadece Twitter'da olduğum için orada da o şekilde bir yayın yapmıyorlardı. Hı hı. Kaldı ki sosyal mecralardan kazanılan paralar sizin tahmin ettiğinizin çok çok üstünde paralar. Siz küçük bir alan olarak görüyor olabilirsiniz. Bakın 130 şubeden bahsediyoruz. Bugün herhangi bir güzellik salonunun en basit kazancı 300 ila 500 bin lira arasında olduğu söyleniyor. Şimdi bu olaylardan sonra bir sürü daha açıklamalar oldu biliyorsunuz birçok fenomen hakkında. Birçoğunun açıklaması bu yönde. Şimdi sadece bir şubeden ve çok fazla tanınmamış bir kişinin 300-500 bin lira kazandığı düşünülürse bunu 130 şube üzerinden değerlendirdiğiniz zaman zaten bu kazançların olmamasını düşünmek doğru değil. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Bu dosyada asla kara para yoktur. Ben bunu söyleyemem. Tabii ki. Nasıl ki kara paradan kaynaklı bir kazanç vardır diye söyleyemiyorsam. Çünkü duyumlar da ortada tabii. Oradan oraya gönderilmiş milyonlarca lira var. İfadeler artık ortaya döküldü. İşte harçlık olarak gönderilmiş milyonlar yani babam, var. Babama 13 milyon yolladım. Kardeşime 7 milyon yolladım. Harçlık için diyor yani. Şimdi bu paraların kaynağı olmayan, yani sahte fatura, halk tabiriyle naylon fatura kullanılmış olması ayrı bir durum. Tekrar söylüyorum, kara para aklamak ayrı bir durum. Naylon fatura kullanmak demek kara para olduğuna işaret değildir. Onun suçu ayrıdır. Yani vergi usul kanununa aykırılık, muhalefet ayrı bir suçtur. Kara para için
öncelikle bu kara paranın kaynağını ispat etmeniz gerekir. Bu paranın kara para denilen uyuşturucu ticareti, işte sanal bahis vesaire suçtan elde edildiğini ispatlanmamız gerekiyor ki ondan sonra... Ki galiba o aşamadalar Gürcistan, Kıbrıs, bahis siteleri vesaire bir takım isimler. Öyle iddialar dolaşıyor. Burada telaffuz etmeyelim. Ne kadar sürer peki mesela böyle bir süreç ne kadar sürer? Kararları ne zaman ben kesinleşir? İddianamenin yazılmasının en az 6 ayı alacağını hatta daha fazla süreceğini düşünüyorum. Tutuklu geçirecekler tabii o süreyi. Muhtemelen tutuklu geçireceklerdir. İddianameden sonra da yani ilk celseye hemen hemen bir 7-8 ayları var diye düşünüyorum. Ne karar çıkar sizce? Önümüzde tutun dosya ki, yok. Tutun ki benim az önce çizdiğim tablo gerçek oldu. Hani isnat edilen suçlar ispatlandı ve bu suçları işlediklerine karar verelim. O zaman tabii ki çok yüksek cezalar ne çıkar. Ne mesela? Şimdi bu kara para aklama suçu 6 ile 18 yıl arası görünüyor. Örgüt kurma 2 ile 6 yıl arasında, vergi kaçırma suçunun yine 2 ila 5 yıl arasında öngörülen cezaları var. Aynı şekilde evet, zincirleme olarak işlendiği ispatlanırsa bu vergi kaçırma suçunun, burada da zincirleme suç hükümleri uygulanacak. 1/4 arttırım var, 1/2'ye kadar gidebiliyor. Bu arttırımlar göz önünde bulundurulursa tabii 20-25 yıl, 30 yıla yaklaşan cezalarla karşı kalınabilir. Bu konuyla alakalı son bir soru soracağım. Daha sonra başka bir konuya geçeceğim. Bu olaydan sonra acaba yetkililer, bu konuda önlem alması gereken yetkililer, diğer sosyal medya fenomenleriyle alakalı bir takım yaptırımlar, sınırlamalar getirir mi sizce? Sınırlamalardan öte denetimleri sıklaştırmaları yeterli olacaktır zaten. Çok da zor değil bu kişilere ulaşmak. Para akışını mı kontrol edecek? Para akışını kontrol edecekler, işte mal varlığını sorgulamaya başlayabilirler. Tabii. Tabii her şeyden önce bu meşhur nereden buldun yasasının kaldırılması zaten bu işlerin önünü açıyor olabilir. Bu insanlara mal varlıklarının kaynağı sorulmaya başlandığında birçok şey ortaya çıkacaktır zaten. Çıkacaktır diyorsunuz. Peki. Her şeyi sınırlamakla önleyemeyiz. Artık sınırlamanın değil denetimlerin arttırılması. En zaten mantıklı ve efektif çözüm üretecek olan kısmı bu zaten denetim. Şimdi az önce konuya girerken dedik ya hani siz demiştiniz ki bu konuyla alakalı ispatlar ortaya çıkarsa ben bu davadan çekilirim. Biz sizinle sosyal medyadan da arkadaşız. Tabii sonuçta hiç. Çok sıkı bir şekilde takip ederim ben sizi, fikirlerinizi de alırım sık sık. Burada bir konu ortaya çıkıyor. Hukukta, daha doğrusu avukatlıkta bir vazgeçme noktası var mıdır? Yani ben bu işi böyleyse yapmam. Atıyorum adam 3 tane çocuğunu, karısını öldürmüş, az önce verdik. Ben bu adamı savunmam. Yani bir etik bariyer, sınır var mıdır? Bunu niye soruyorum? Ersan Şen dün gündeme geldi. Kendisi Ezgi Apartmanı. Depremlerde Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan iş yeri sahiplerini savunacağını söyledi ve ben bu işleri severim, zor işleri severim gibi bir açıklama yaptı. Onun üzerinden böyle bir soru geldi aklıma. Şimdi hukukta, avukatlıkta tabii ki böyle bir sınır yok. Bu kişilerin kendilerini bağlayan bir durum. Hukukta, avukatlıkta yok ama kişiler kendilerine böyle sınırlar koyabilirler. Evet. Yani ben şu suçtaki dosyaları almam demek, bu bizim elimizde. Evet, ben açıklamamı yapmıştım. Açıklamamın da tamamen arkasındaydım. Evet. Kara para olduğu ispatlanırsa ben bu dosyada bulunmam diye belirttim. Ama ben zaten herhangi bir şeyin ispatlanmasını beklemeden çekildim. Çünkü başta da ifade etmeye çalıştım. Bu dosyanın hukuk çerçevesinde ilerlenmesi tamamen engellendi. Kamuoyu baskısı, anlamsız suçlamalar, saçma sapan iftiralar, inanılmaz müdahale vardı dosyaya. Kime müdahale ediyor? Hukuka mı müdahale ediyor? Tabii ki hukuka müdahale ediliyor. Hukuk bana her nasıl izin veriyor? Her akşam saatlerce, ya hukuk nerelere izin yani, vermemesi gerekirken yani veriyor. Yani manipüle mi ediliyor? Fazlasıyla manipüle ediliyor. İnsanlar bir intikam aracına dönüştürdüler bu olayı. Ortada ısrarla söylüyorum, bakın suçlamalar olabilir. Herkes herkesi her şeyle suçlayabilir. Sadece suçlama olunuyor diye insanların, avukatlarının, akrabalarının vesairelerinin üstüne bu kadar gitmek doğru değil. İnsanlar hukukun gerçekten işlemesini istiyorlarsa
Hukuka güvenecekler her şeyden önce. Ve tamam, doğru söylüyorsunuz ama bakın anneannesi 85 yaşında, bir görüntüsü vardı haberlerde, verdik. Kadıncağız yürüyemiyor yani. O kadın o kadın değil bu arada. Nasıl, ne demek o? O görüntü başkasına ait. Yani o kişi Engin Polat'ın anneannesi değil. Engin Polat'ın anneannesinin üzerine 7 tane şirket kurulduğuna dair. 4 tane şirket olduğu söyleniyor. 4, 7 ama o yaştaki bir kadının şirket kurmayacağı kesin yani. Bir şekilde bir amaçla yapılmış. Sorulduğunda ifadesine demiş ki kazanç olarak düşündüm, anneannemin üstüne kurdum. Bunların hiçbiri kara para aklandığına delil olamaz. Bakın, kara para aklandığına dair net delil ne olabilir? Bir kişi suçtan kaynaklı bir gelir elde etmiştir. Bunu Engin Polat, Dilan Polat'a göndermiştir. Bu kişiler de, Engin Polat da bu kişinin parasını bu sahte faturalarla aklama durumuna geçmiştir. Ancak bu hususta, bu durumda diyebiliriz biz kara para aklama suçu var diye. Şu an biz şu kişiden şuraya para geliyormuş, muş. Gördünüz mü? Ben görmedim. Bakın tekrar söylüyorum, savunmak adına söylemiyorum. Evet, onu da tırnak içinde belirtelim. Sosyal medya söylemiyorum. Umurumda da değil benim sosyal medya linci. Ama şunu da söyleyelim. O zaman şimdi yarın bir gün bana böyle bir suçlama yapıldığında kimse de benim arkamda durmasın. Ben Dilan Polat, Engin Polat savunması derdinde değilim. Ya hukuku bir rahat bırakın derdindeyim. Sizden bahsetmiyorum. Sosyal medyadan bahsediyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Hukuku bir rahat bırakalım. Hukuk zaten gerekeni yapacak. Bu kadar gündeme düşmüş bir dosyada herhangi bir hukuksuzluk yapılma söz konusu olamaz zaten. Deliller ortaya koyulsun. Savcı, savcılık makamı bunu bir incelesin. Oluşturacaksa iddianamesini oluştursun. Ondan sonra da mahkeme yargılamasını yapar. Suç varsa cezalarını verir. Evet. Bu kişiler hakkında bu kadar kamuoyu baskısı yapan kişiler hakkında da o zaman biz de suçlama yapalım. Biz de kamuoyu baskısı oluşturalım. Suçlu hale mi gelecekler? Kendilerine yapılacak en ufak bir suçlamada kıyameti koparıyorlar. Tabii. Böyle şey olmaz. Tabii. O zaman işte hukuk var, bilmem ne var, siz ne yapıyorsunuz'a geliyorlar. Benim de en kızdığım nokta bu. Bu dosyayı çok fazla kirlettiler. Bakın tekrar söylüyorum, kara para olabilir. Benim müvekkillerim için ben... İnanılmaz insanlardır, şu kadar temizdir, asla suça bulaşmazlar gibi bir iddiam yok.